Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanlar, değerli bürokratlar, Gazi Meclisimize hoş geldiniz. Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 10 yıl önce saygın bir görev olan Avrupa Konseyi Meclis Başkanlığı'nı üstlendiniz. 2014'ten bu yana da orada onursal başkanlık sıfatınız var. Ama bugün bakanlık koltuğunda oturduğunuz 7 yılın sonunda demokrasideki geri gidişiniz nedeniyle ülkemiz Avrupa Konseyi'nde yaptırım uygulanan ülke konumuna geldi. Bir Dışişleri Bakanı için bundan daha büyük bir başarısızlık olamaz. Sayın Bakan, neden çıkıp söylemiyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı, orası Avrupa Birliği değil, Avrupa Konseyi. Biz kurucusuyuz. Bu kararlara uymak anayasamızın emri, kendi yurttaşımızın hakkına saygının gereğidir, diyor musunuz? Söyleyemiyorsanız çok vahim. Ama söylüyor da dinletemiyorsanız daha da vahim. Bu durumda istifa etmek için neyi bekliyorsunuz Sayın Bakan? Döneminizde dünyadaki itibarımız her geçen gün azalıyor. Türkiye'yi kara para aklayan ülke konumuna düşürdünüz. Interpol'de kırmızı bültenimiz bile kabul edilmiyor. Milyonlarca kadının temel güvencesi İstanbul Sözleşmesi'nden sizin döneminizde çıktık. Ülkemizin onuru, resmi pasaportlarımız bile insan kaçakçılığı için sizin döneminizde kullanılıyor. Afganistan'da sokak ortasında insanları asan, kadınları, çocukları eve hapseden Taliban'ı kırmızı halı ile siz karşıladınız Sayın Bakan. Bu yıl 72 yurt dışı ziyaret yaptığınızı söylediniz komisyonda. Sizin kadar seyahat eden başka Dışişleri Bakanı var mı bilemem. Ama bu kadar ziyaretten ne elde ettiniz Sayın Bakan? İdlib'deki 34 şehidimizin hesabını sorabildiniz mi Rusya'dan? Yazılıyı geçtik. Yazılıyı geçtik. Sözlü bir özür dahi alamadınız. Üstüne ayaklarına gidip kapıda bekletildiniz. Asala terörüne en fazla şehit veren kurumun başındasınız. ABD Başkanı hem tarihi hem de hukuki gerçeklerle örtüşmeyen soykırım yalanıyla suçladı ülkemizi. Hamdolsun gündeme gelmedi demek dışında ne karşılık verdiniz? Bu konudaki derin sessizliğiniz tarihimize büyük ihanettir. Birleşik Arap Emirlikleri'nden kalkan uçaklar Libya'da Türk hava savunma sistemlerini vurdu. Türkiye'ye hak ettiği dersi verdik dediler. Ne yaptınız? 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin finansörü dediğiniz, şerefsiz diye manşet attırdığınız kişilerden bir kuru özür olsun alabildiniz mi Sayın Bakan? Ne gezer? Tam tersine turkuaz halıyla, top atışıyla karşıladınız. Ölçüsü şaşmış, ideolojik, ihvancı politikalarınızla duvara toslayıp ülkeyi ekonomik buhrana sokunca düşman ilan ettiklerinizin peşinde koşuyorsunuz. Ne pahasına? Ülke varlıklarımızı haraç mezat satma pahasına. İşte en son Katar'a gittiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi heyetini dilenci yerine koyarak buraya para istemeye mi geldiniz diye sordular. Katarlı bakan fırsatları bekliyoruz dedi. Batan geminin malını kapmak ister gibi. Bunları duyunca burada biz utancımızdan yerin dibine geçtik. Sizin yüzünüz hiç kızarmadı mı Sayın Bakan? O Katarlı bakanın fırsat dedikleri nedir biliyor musunuz? Bu cumhuriyetin birikimleridir. Yüz binlerce emekçinin alın teridir onlar. Üstüne bir de diyorsunuz ki Katar bizim öz be öz kardeşimiz. Peki Katar'da bizi öz kardeşi görüyor mu? Türkiye'nin güvenliğini düşünüyor mu? Maalesef hayır. Yok öyle bir şey. İşte ispatı Sayın Bakan. Ülkemizin hak sahibi olduğu sularda petrol anlaşması imzaladı öz kardeşiniz Katar. Kimle? Türkiye ile mi? Hayır. Ya kimle? Rumlarla. Hem de ilk de değil. Bakın bu ikinci anlaşma. Bu da ilk anlaşma. İkinci anlaşma. İşte onun da fotoğrafı Sayın Bakan. Değerli arkadaşlarım, hani Katar ve Türkiye kederde ve kıvançta ortaktık. O zaman bu fotoğrafın anlamı nedir? Anlamı şudur. Türkiye'nin de KKTC'nin de hakkını, hukukunu yok saymaktır değerli arkadaşlarım. Sayın Bakan, Kıbrıs konusunda rahmetli Denktaş'ın dediğine geldiniz. 20 yıl sonra artık eşit egemenlik, iki devletli çözüm diyorsunuz. Peki ne yaptınız bunun için? Katar, İslam Konferansı, Türk Konseyi, Azerbaycan'a neden tanıtamıyorsunuz KKTC'yi? Ayrıca kendiniz o egemenliğe saygı duymazken, Kıbrıs Türklerini Türkiye'ye giriş yasağı koyup havaalanından geri yollarken, KKTC Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını yok sayarken, başkasına nasıl tanıtacaksınız o egemenliği? Sayın Bakan, bakanlık hiçbir dönem bu kadar erozyona uğramadı. Atamalar şirazesinden çıkmış. Bir de diyorsunuz ki benim dönemimde atamalara adalet geldi.
Sadece adalet gelmedi, kalkınma da geldi, partisi de geldi Sayın Bakan. Devletin onuru büyükelçilik makamını AK Partili milletvekillerinin emeklilik kulübüne dönüştürdü. Kimler yok ki? Buyurunuz efendim. Ayakkabı kutularında rüşvet alan mı? Arsa yolsuzluğu yapan mı? Resmi sitede yeğeninin şirketini pazarlayan mı? Teksas'ta FETÖ elebaşısına kefillik yapan mı? Büyükelçiliği reisçilikle karıştıran mı? Güven mektubunu lokantada sunan mı? Çantasında ay yıldızlı pasaportumuzun yanında başka ülke pasaportu taşıyan mı? FETÖ ile mücadelede aynı kararlılıkla devam ediyor diyorsunuz. Sayın Tuncay Özkan bu kürsüden geçen hafta açıkladı. Ne sizden ne de en başarılı elçim dediğiniz eski milletvekili büyükelçinizden ses yok. Washington Büyükelçisi Murat Mercan, Henry Barkey ile evinde görüştü mü? Henry Barkey kim? Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin resmi iddianamesine göre 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin planlayıcılarından firari sanık Osman Kavala sırf cep telefonu bu kişinin telefonu ile aynı noktada sinyal verdi diye 1500 gündür cezaevinde. Sizin büyükelçiniz işte bu adamı evinde ziyaret ediyor. Sayın Bakan çıkın yanıt verin. Henry Barkey darbeci ve FETÖ'cü ise Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi... Onunla işi nedir? Görüşmeye neden gönderdiniz? Yok darbeci değil diyorsanız o zaman Osman Kavala neden zindanda? Çıkın yanıt verin. Teşekkür ediyorum. Selamlar. Selamlar. Yurt dışındaki 7 milyon kardeşimizi de sahipsiz bıraktınız. 10 yıllardır gurbette biriktirdikleri 3-5 kuruş birikimlerini Almanya'nın, Fransa'nın vergi dairelerine gammazladınız. Vatandaşımızın bilgisi olmadan otomatik bilgi paylaşımı anlaşmasını hem de 2 yıl öncesinde kapsayacak biçimde yürürlüğe sokarak vatandaşlarımızı çaresizliğe mahkum ettiniz. Bu millet bu sorumsuzluklarınızı hiç unutmayacak. İktidarınızın 20. yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin saygınlığı hızla erimekte. İçeride demokrasiden, adaletten, insan haklarından güçler ayrılığından uzaklaşılması dışarıda da itibarımızı düşürdü. Ama kimse merak etmesin. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, dünyada sulh ilkesiyle hem içeride hem dışarıda ülkemizi yeniden laik, demokratik güçler ayrılığına dayalı parlamenter sistemde hak ettiği yere ulaştıracağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İstanbul Milletvekili Sayın Yunus Emre. Buyurunuz Sayın Emre.